Nejat! Nejat! Macide! Nejat. İyi misin diye bakmaya geldim. İyiyim, iyiyim, iyiyim. Ya Nejat, ya o kadar acayip bir zamanlamayla geldin ki. Ne olur, ne olur götür beni buradan. Hadi, 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 hadi. Ya, yapma yavrum. Gönder beni, bırak beni, ne olur. Ne istersen yapayım, ne istersen yalvarırım seni. Benim olayımdan ayırma, yalvarırım sana, gel buraya. Macide. Son kez söylüyorum Nermin. Git buradan. Bak bir dahaki sefer bu kadar merhametli davranmam. Canını yakarım Nermin. Git buradan. Ya gelsin o ayaklarına mı kapadı ya? Nermin! Aman oğlum. Nermin yeter. Nermin. Nermin kalk ve defol git buradan. Bana çocuğumu ver. Bana çocuğumu. Kalk. Sana diyorum git buradan. Defol. Git buradan. Ya ben yaşayamam. Öldür o zaman beni. Öldür o zaman. Nermin beni. Git buradan diyorum sana. Git. Ben yolumu. Diyorum. Defol, git buradan ve sakın bir daha buraya gelme. Git buradan. Kazım. Macide. Sen nasıl? Gidebilirdim. Nasıl kaçtıysam saklanmayı da becerebilirdim. Yüzümü bir daha asla göremezdin Kazım. Ama yapmadım. Bak karşındayım. Hiçbir şey olmamış gibi az sonra eve gireceğim. Odamıza çıkacağım. Ama bir şartla. Bebeği Nermin'e ver. Beni al. Macide. Nejat sen karışma. Madem her şeyi bana aşık olduğun için yaptın, o zaman bunu da yap. Bebeği Nermin'e ver, beni al, yanında kalayım. Kanıtla bana olan aşkını. Taneri getir. Senin hakkını ömrüm boyunca ödeyemem. Allah senden razı olsun. Nermin hadi git.
Hadi Nermin, bir an önce git. Senden razı olsun. Nermin'in de Taner'in de peşine düşmeyeceksin. Takip etmeyeceksin. Rahat bırakacaksın onları. Tamam mı? Sıra sende. Macide, bunu yapmana izin veremem. Ne yapıyorsun? Kes sesini. Seni dinliyorum. Bundan sonra tamamen senin emrindeyim. Oturayım mı, kalkayım mı, sabaha kadar seni sevdiğimi mi söyleyeyim? Ne istiyorsan yapacağım, hadi söyle. Her defasında sana kavuşmak için çok ağır bedeller ödüyorum. Sanırım kaderim bu ben. Oğlun annesine verdiğin için bedel ödemiş olmuyorsun Kazım. Bu zaten olması gereken bir şey. Seni kaybetmek benim için çok büyük bir bedel olurdu. Ya bu böyle sevdiği kadını kaybetmemek için esir tutan adam böyle... Sana herhalde çok şairane ve romantik geliyor, öyle mi? Aksine. Çok gerçekçi. E tamam, o zaman biz de bu gerçekçiliğimizi yaşayalım. Bakalım nasıl oluyor. Hadi emrine amadeyim. Bir gün bunu ikimiz için yaptım anlayacaksın. Tamam, tamam Saadet. Yeter, kes artık. Duyduklarım bana yeter. Git, işin başına git, git. Kazım. Kazım, Allah aşkına bana duyduklarımın doğru olmadığını söyle. Torunumu kimseye vermedim de lütfen Allah aşkına sen aklını mı kaçırdın sen? Anne. Kazım, nasıl böyle bir şey yaparsın? Nasıl o? Torunumu nasıl Nermin'e verirsin? Sen gerçekten aklını mı kaçırdın? Aklımı kaçırmadım ortada, değil mi? Çabuk git. Ve Taner'i buraya getir hemen, şimdi. Bu mümkün değil. Taner gitti. Macide geldi anne. Macide. Ya, delireceğim bu kadın. Hayatımıza girdiğinden beri yaşadıklarımıza bakar mısın? İsminden, cisminden, her şeyinden nefret ediyorum. Suratını görmek bile istemiyorum. Bana bak. Ya torunumu gidip getirirsin ya da o karın olacak. Macide'yi kolundan tuttuğum gibi kapının önüne koyarım. Yapamazsın. Öyle de bir yaparım ki. Nerede o? Anne. Macide hamile. Ne? Duydun işte beni. Macide hamile. Bir torunum daha mı olacak? Evet.
Belki şimdi biraz sahiplenirsin kendine. Yani bir ışık daha mı geliyor aileye? Mükemmel bir haber bu. Ay inanamıyorum. Nerede Macide, tebrik edeceğim? Nerede yukarı? Anne, odada. Girme bence. Yasak, biraz kilitli kalması lazım. Nasıl yani? Odaya mı kilitledin gerçekten mi? Evet anne, sen olanların farkında değilsin galiba. Ben Macide için Taner'i annesi Nermin'e verdim. Bir daha onu kaybetmeye göze alamam. Burada kalacak bir süre, böyle kalacak. Tamam. Tamam. Tamam, ben ama bir tebrik edip çıkacağım hemen. Anne. Sen... Kasım. Yedek anahtarları istetme bana kızlardan. Ver şunu. Macideciğim. Tebrik ederim. Hamileymişsin. Az önce Kazım söyledi. Ay çok sevindim. Sevindiniz mi? E tabii. İkinci kez babaanne olacağım. Sevinmez miyim hiç? Berin Hanım, Kazım size her şeyi anlattı mı? Taner Nermin'in yanında. Buna ben sebep oldum. Farkında mısınız? Her şeyden haberim var. Ama şu anda konumuz bu değil. Konumuz senin karnında taşıdığın ışık. Şimdi anladım. Benden olan bir şey sizi nasıl sevindirir diye düşünüyordum. Konuşunca anlaşıldı. Hayatım, son yediğin halttan sonra seni bir kaşık suda boğmayı çok isterdim. Ama yapamam çünkü torunum çok kıymetli. Ayrıca o senden değil, benden, oğlumdan. Yani bizim kanımızdan. Öyle benim bebeğim, benim bebeğim deyip ağzını sakın alıştırma, oldu mu? Nermin benim yaşadığım her şeyi sen de yaşayacaksın bir gün demişti. Ona inanmamıştım. Salakmışım. Ne yapacaksın? Bu işler böyle Macideciğim. Cengaverlik çok tatlı ama bazen bedelini ödemek acıtıyor işte. Sen madem ki Taner'i bizden kopardın, giden torunumun yerine yenisini koyacaksın. Neyse, şimdi bunları hiç düşünmeyelim biz. Şimdi senin sıhhatine, beslenmene çok dikkat etmen gerekiyor. Biliyorsun hamileliğin ilk 3 ayı çok riskli. Onun için stresten mümkün olduğu kadar uzak olacaksın. Biz dikkat edelim, sonra üzülmeyelim. Tamam mı canım? Şimdi güzelce ayaklarını uzat. Bir güzel dinlensin torunum. Hadi ben kaçtım. Ben ne yaptım ya? Ben ne yaptım ya? Ne yaptım? Allah'ım sen bana yardım et, ne olur yardım et. Doydun mu bakayım oğlum sen, ha? Oy canım oğlum benim. Bir daha hiç yanımdan ayrılmayacağım senin. Tamam mı? Ama şimdi nereye gideceğiz, nerede kalacağız hiç bilmiyorum ki anneciğim. Hiç bilmiyorum. Allah'ım sen yardım et bize. Ay dur. Bakalım gel. Birazcık daha. Oy 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 oy. Gel birazcık da burada. Macide kendi ayaklarıyla tıpış tıpış yalıya girdi. İnanabiliyor musun? Benim aklım hala almıyor. Nasıl böyle bir şey yapar ya? Nasıl? Yani ağzım açık, resmen kala kaldım öylece ya. Dinliyorum. Biz bebeği bir şekilde çıkarırdık oradan ya. Kurtarırdık yani. Kendi rızasıyla Kazım'a teslim olmak ne demek ya? Ya içindeki suçluluk duygusu onu esir almış durumda. Olan biten her şeyin sorumlusu olarak kendini görüyor. Ve bir bedel ödemezse de kurtulamayacağını zannediyor. Ya Necat, keşke onu dinlemeseydin de kolundan tutup çıkarıverseydin oradan. Ya bir anda Nermin ağlayarak bebeğini istiyordu. Bir anda Macide benim işime karışma diyordu. Vallahi ben de ne yapacağımı şaşırdım artık ya. Nermin'e ne oldu peki? Şimdi kucağında bebeğiyle öyle alakasız bir yerde sokak ortasında falan kaldıysa Kazım'ın adamları şıp diye bulur onu anında. Ben bindiği taksinin peşine düştüm. Şimdi yolda onu arıyorum. Ha, buldum galiba.
Ben şimdi kapıyorum, sonra seni ararım, tamam mı? Nermin? Aa. Nejat? Nihayet bulabildim sizi. Bizi mi takip ettin? Evet, Macide yalıya girdikten sonra Kazım'ın ne yapacağı belli olmaz diye peşinize düştüm. İkinizin de hemen güvenli bir yere alınması lazım. Ama bizim gidecek hiçbir yerimiz yok ki. Ne yapacağımı bilmiyorum. Taksiye ödeyecek param bile yok benim. Ben biliyorum. Hadi inin. Benimle geliyorsunuz. Seninle mi? Evet. Sarayda da yoldayken konuştuk. Ne Taner'i ne seni böyle ortada bırakamayız. İçin rahat olsun. Benimleyken güvendesin. Bak dediğim gibi Sara'nın her şeyden haberi var. Onu da ararız. Yanımıza gelir. Bu saatte kucağında bebekle beş parası seni bu şekilde bırakamam. Kusura bakma. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Hiçbir şey demene gerek yok. Tamam mı? Siz hadi buyurun. Benim arabama binin. Ben burayı halledip geliyorum. Tamam. Zafer bak, bizim bir an önce varmamız lazım havaalanına. Çünkü orada Kazım bizi bulsa bile en azından bir şey yapamaz. Çok insan var, anladın mı? Ne oluyor? Ne oluyor? Bak buldular bizi. Bayağı buldular bizi. Zafer, Zafer. Buldular bizi. Buldular bizi. Vallahi bak buldular bizi. Kapıyı kilitle, kapıyı kilitle, kapıyı kilitle. Silah var, adamın silahı. Kapıyı kilitle. Açma, açma. İstersen biletleri açığa al, yanmasın. Yazık olmasın paranın. Yapmayın, bırakın lütfen giderim. Maalesef öyle bir güzellik yapamıyorum. Uzatmayın, hadi. Hadi. Çek. Hadi. Yap. Caz, tamam. Yap, tamam mı? İn, cazgırlık yok mu? İn. Bir kolu, bir kolu. Direnme, çırpınma canımı sıkma benim. Yine. Bir kolu, yine. Sen. Aç mısın? Bir şeyler hazırlatayım mı? Yok, sağ ol. Ağzım bir gelsene, şöyle konuşalım. Ciddi bir şey var sanırım. Evet, dinliyorum. Biliyorsun yarın annemin mahkemesi var. Evet, biliyorum. Ve gitmek istiyorsun sanırım. Hem gitmek istiyorum... hem de yalan yanlış ifade veren herkesin ifadesini geri çekmesini istiyorum. Sonuçta annemi sen tıktın oraya. Oradan çıkarmak da çocuk oyuncağı olmalı. Sen bugün pazarlık hakkını bitirdin Macide. Bundan sonra benden bir şey isteyemezsin. Taner ve Nermin gitti. Sen kaldın. Hem annemi hem beni esir tutmak nasıl bir duygu Kazım? Yani seni yeterince muktedir ve mutlu hissettiriyor mu? İnsanlarla kukla gibi oynamak yeterince eğlenceli mi mesela? Hayır, hiç değil. Ama birinin bu işleri yapıyor olması lazım. Yani sen çok büyük insani bir sorumluluğun altına girdin... ve herkesin iyiliği için elini kirleten bir kahramansın. Öyle mi? Senin bu çözümlemelerin inan ki beni hiç etkilemiyor. Daha fazla kendini germe. Yani aynı zamanda bebeğe de geriyorsun. Nermin'e yaptığın gibi bana da mı damızlık muamelesi yapacaksın? Asla. Asla seni ve Nermin'i bir tutmadım. Ben seni çok seviyorum Macide. Çok sevdim, seviyorum. Senden asla vazgeçemeyeceğim için yapıyorum bunları. Gel. Kazım Bey, rahatsız ediyorum ama avukatınız geldi. 10 dakikaya çalışma odasına getiririz. Peki efendim. Benim şimdi gitmem lazım. Sen dinlen biraz.
gardiyanlarını da getirdin demek. Geçin lütfen. Ev dağınık biraz, kusura bakma. Ha, yok canım, ne kusuru? Lütfen geç sen, beni bekleme. Ben ayakkabılarımı çıkarıyorum da o yüzden zaman alıyor. Tamam, ben de çıkarayım. Hiç gerek yoktu ama neyse, tamam. Lütfen geç. Rahatına bak. Lütfen buyur. Ha, şunu da vereyim. Al istersen. Uyuyor mu? Ha, yok. Boncuk boncuk bana bakıyor. Ben hemen odanızı hazırlıyorum. Çok teşekkür ederim yani. Allah'ım şükürler olsun. Sen de büyü böyle kocaman kocaman kitaplar oku, tamam mı aşkım? Aç mısın? Ha, yok, çok teşekkür ederim. Emin misin? Ya evde bir şey yok ama dışarıdan söyleyebilirim. Yok, gerçekten aç değilim, sağ ol. Bunlar da şey, temiz pijama. Giyersin. Oda hazır. Hemen sağdaki oda, istediğin zaman gidebilirsin. Şunu da al. Bu nedir? Odanın anahtarı, yani belki kilitlemek istersin. Rahat et diye. Gerçekten çok teşekkür ederim sana. Yani nasıl ifade ederim bilmiyorum. Çok sağ ol. Bir şey yapmadım ki. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Bir şeye de ihtiyacın olursa ben hemen koridorun sonundaki odadayım. Ya da Necat diye bağır, ben gelirim. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Gidelim mi oğlum? Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk Kazım Bey. Yarınki davadan önce son durumu yeniden bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Çünkü Cihangir Bey her an şirketi devretmediğinizi ve sahte evraklar imzalattığınızı anlayabilir. Bu da mahkemenin gidişatını tamamen değiştirebilir. Doktor ile konuştum. En az bir hafta taburcu edilmeyecek. Peki ama şirketin başına geçmek istediği zaman her şey zaten ortaya çıkacak. Ki bu çok uzun bir zaman almayacak. Şimdi kaçındığınız kriz o zaman daha da büyümüş bir şekilde önünüze gelecek. Farkındayım. Benim için önemli olan yarınki celse. Şahmin Hanım içeriden çıkmamalı. Anlıyorum. Peki yarın Cihangir Bey'in bir sürpriz yapmayacağından emin misiniz? Emin. Siz davayı benim istediğim gibi sonuçlandıracağınızdan emin misiniz? Herhangi bir olağanüstü durum olmadığı takdirde sizin öngördüğünüz şekilde olacak. Tamam, teşekkür ederim. Size güveniyorum. Ben teşekkür ederim. TNR Holding bünyesindeki bazı şirketler işleyişi hantallaştırıyor avukat. O yüzden bazılarını birleştirip iş gücünü asıl ihtiyacı olan alanlara aktarmak istiyorum. Bir de faaliyetine son vermek istediğiniz şirketler var sanıyorum. Evet. Son 10 yıl öncesinin pazar araştırmalarına göre, yani üretim yapan tesisler şu anda yerinde saymaktan başka hiçbir şey yapmıyor. Peki bu şirketleri kapatmak yerine onları satmayı düşünür müsünüz? Yani güncel bir araştırma yaparak ve bir talimat vererek bunları öğrenebiliriz. Güzel. Çok güzel. Bunu kesinlikle değerlendirelim avukat. O zaman sen bütün evrakları toparla, yarın tekrardan bir araya gelelim. Ve şov başlasın. Patronluk hayatınıza iyi bir giriş yapıyorsunuz. Yıllarca bu anı bekledim avukat. Artık benim zamanım geldi. Kendimi gösterme zamanı geldi.
O yüzden TNR Holding benimle yeni bir çehre kazanacak. Hazal adı güzel. Burada. Şermin İnce. Burada. Herkes tamam. Allah kurtarsın arkadaşlar. Sağ ol. Sağ ol. Şermin İnce. Seninki dakika bak bana. Yarın mahkemeye götürüleceksin. Sabah onda hazır ol. Tamam. Öldürürüm lan sizi. Dokunmayın ona. Otur lan. Oturduğun yerde. Kuru sıkı yapma. Kazım hesap sormak istiyorsa karşımıza çıksın. Sizin arkanıza saklanmasın. Her türlü bedeli ödemeye razıyım. Yeter ki Serra'ya dokunmayın. Bitmedi mi? Tamamdır. Hadi gidelim. Zafer ne yapacaklar? Ölecekler mi bizden? Bıçaklar. Bilmiyorum Serra. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Taner, oğlum neredesin? Şey ya, daha yeni sakinleştirdim. Bir şey yok. Gel. Ay bir an böyle şey oldum. Ay canım benim. Ay çok özür dilerim. Ben bir an yanımda göremeyince böyle bir kötü oldum. Ya ben özür dilerim. Böyle olacağını tahmin etmedim ama etmeliydim. Ben özür dilerim, kusura bakma. Biraz panik yaptım. Özür dilerim. Aşkım, ah güzelim benim. Ya gece uyutmadı, ben duydum. Sabah da ağlayınca seslendim ama seni rahatsız etmemek için sessizce yanıma aldım. Sen bana bakma, benim biraz sinirlerim bozuk şu sıra tabii. Oy. Şey, altı temiz ama galiba aç. Birazdan başlar. Tamam, ben onu doyururum şimdi. Tabii seni de uyutmadık dün gece. Çok affedersin, çok özür dilerim. Ya bak, bu evde beraber kalacaksak bir konuyu açıklığa kavuşturmamız gerekiyor. Özür dileyip durma. Ha, tamam çok özür. Tamam, alışacağım. Ay senin yerinden. Ya şey, karnına ılık bir havlu koyarsan iyi gelir. Nasıl? Bebeğin diyorum, gaz için. Ilık bir havlu koyarsan iyi gelir. Yani şey, ben de ablamdan biliyorum. Benimdeki yeğenim var da. Tamam. Macide'den haber var mı? Nasıl olsun tabii, değil mi? Bugün Şermin'in davası vardı. Belki duruşmaya gelecektir. Ya sanmıyorum ama işte göreceğiz. Kendimi çok suçlu hissediyorum. Keşke elimden bir şey gelse. Macide bizim için kendi hayatını feda etti ama ben ne yapayım ki? Yani keşke Şermin'in duruşmasında ben de şahitlik edebilsem ama bebeğimi riske atamam ki bir daha o acıyı yaşayamam. Günaydın. Günaydın. Bugün ne geldi bakalım? Ya ben iyileştim artık ya. Doğru düzgün yemekler yesem artık. Ne diyorsun? Doktorunuzla konuşacaksınız onu. Tatlı falan da yok. Yani vurulduk ölmedim resmen açlıktan önce. Allah korusun.
Umurunda değil diyorsun yani. Estağfurullah. Afiyet olsun. Ne oldu? Kıyamadın mı bana? Tatlımı mı getirdin? Oo avukat. Sen miydin? Gel gel. Cihangir Bey nasılsınız? Hiç iyi değilim. Dava açacağım ben bu hastaneye. Sebep? Açım. Günlerdir doğru düzgün bir şey yemiyorum. Senin bir sıkıntın mı var? Maalesef Cihangir Bey. Hayrola ne oldu? Evraklar sahte çıktı. Oyuna geldik. Ne diyorsun avukat? Ne sahtesi, ne oyunu? Akşam konuşmalarımız için harekete geçmek istedim. Fakat bizdeki evrakların hepsi sahte çıktı. Kazım Bey bize bir oyun oynamış. Şirkete devretmemiş. Bütün evraklar sahte. Allah'ın cezası. Allah'ın cezası. Ben onun sonunu getireceğim. Ben onun sonunu getireceğim ve sen buna şahit olacaksın. Oldu değil mi? Oldu, oldu da bir flör olaydı iyi olurdu. Ha tabii ya. Bir flörü olsun. E birazdan sahneye çıkacak gazinoya. Ya öyle demiyorum. Şu afili kadınlar takıyor ya ipekli falan. Onu diyorum. Tüylü postiş demiyorum. Ya senin bu suratın haline böyle kramp tutmuş gibi. Azıcık sakin ol. Bak biz burada ne zamandır bekliyoruz. Senin hemen geldi mahkemen. Şükredeceğine. Geldi, geldi de. Nasıl olacak bakalım? Ya erkek olaydın. Tak kravatı, çek takım elbiseyi, erkekliğimle oynadı de hemen beraat ederdin. Kadınsın, işin zor. Doğru vallahi. Boyunları altlarında kalsın. Şermin İnce, hazır mısın? Hazırım, hazırım. Hadi güzel haberler hayırlı inşallah. Haberler. Hayırlı haberlerle inşallah. Allah kurtarsın. Hayırlı haberler inşallah. Allah'a ısmarladık. Bana bir kahve yapsana. Ne oldu? Şermin'e fal mı açacaksın? He, işim gücüm yok, ona fal açacağım. Onda bu bal varken fala büyüye ne hacet? Bak gör, birazdan beraatle gelir. Gelir, gelir. Çok ballı. Macide. Günaydın. İşte ben ne yapıyorsam her sabah kalktığımızda bu manzaraya beraber bakalım diye yapıyorum Macide. Konuşmayacak mısın? Sana yalvarayım istiyorsun değil mi? Hayır. Sana yalvarayım istiyorsun. Ayaklarına kapanayım istiyorsun. Yanında olmam yetmiyor sana. Sana muhtaç olayım istiyorsun. Kalbimi kırıyorsun ama. Var mıydı? Tanımıyormuş gibi davranma beni. Tanıyor muyum? Sen söyle. Kahvaltı yapalım mı? Acıktık. Kazım. Kazım lütfen beni anneme götür. Sana yalvarıyorum. Mahkemeye götür beni. Annem beni son kez görsün. Ben de annemi son kez göreyim. Macide. Lütfen yalvarıyorum sana. Kazım bak sana yemin ederim ki kimseye hiçbir şey söylemeyeceğim. Ağzımı açmayacağım, gıkımı çıkarmayacağım. Beni mahkemeye götür lütfen. Son kez göreyim annemi ya. Lütfen. Tamam. 10 dakika hazırlan çıkalım. Ha, tamam, tamam hemen. Macide. Kaçmaya çalışırsan, birine bir şey söylemeye çalışırsan. Biliyorum. Bilmiyorsun Macide. Benim daha o tarafımı görmedin. Bilmiyorsun, bilmem.
Saadet, şu Kazım'a bir sesleniver ya, çantamı. Geldim, geldim. Oğlum neredesin? Geç kalacağız, hadi. Hak etmeye yetişiriz. Buna bak, dün akşam Cihangir'le konuştum. Şirket devrettin ya ona, nasıl yaptın ama? Seninki sevinçten havalara uçuyor. Uçsun bakalım. Hadi. Geldim. Aa, o da mı geliyor? O da geliyor. Hadi gidelim. Her şey olması gerektiği gibi olacak. Bazılarımız da yüzsüzlüğü cesaret sanıyor. Kazım, lütfen. Bir şey yok sevgilim, konuşuyoruz sadece. Nereye? Tatsızlık çıkmasın. Çıksın. Çıkıyor zaten. Çıkartıyorsun zaten. Yapar mısınız? Ortalığı karıştırmadan önce düşünecektin onu. Hem karımı kaçırmaya çalışacaksın, sonra utanmadan çıkıp mahkemeye geleceksin. Sonra da tadımız kaçmasın, öyle mi? Kazım, yaptıkların yetmedi mi? Tamam bak işte yanındayım, daha ne istiyorsun? Herkes haddini bilsin istiyorum. Bu kadar. Şermin İnce, Cihangir Işık. Daha başlamıştır. Şurada hemen bir konuşabilir miyim onunla? Maalesef. Hesap ödenecekken fermuar sıkıştı. Çantayı açamıyorum demişti. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Ne cimri kadındı o ya. Tuhaf. Ne tuhaf? Korkmuyorum. Yani şu an ilk defa korkmuyorum. Geldi. Kazım! Bilemedim bir ufa. Ahmet. Sen? Evet, ben karıcığım. Kes lan sesini. Of. Şimdi... Boynuz kardeş. Sen bana emir verecek durumda değilsin. O yüzden kapa çeneni. Çünkü ben karımla bir şey konuşacağım. Ahmet, ne istiyorsun bizden? Ya sen benimle nikahlıyken... burada elin adamıyla ne işin var, nereye gidiyorsunuz? Bak, bırak bizi lütfen. Lütfen bırak gidelim biz. Sen yanlış anladın. Yani protokol falan ne gerekiyorsa imzalarız, basar gidersin. Umurumda değilsin ki. Benim asıl işim şu boynuzlu arkadaşlar. Bana Kazım'ın bütün kirli dosyalarını vereceksin. Öyle bir dosya yok. Zafer, deliyim ben. Kafam gitti. Ama aptal değilim. Anladın mı? O yüzden şimdi... ben niye dil döküyorum ki boşuna? Burada bırakırım sizi, geberir gidersiniz. Zaten en son yurt dışına çıkarken görüntülenmişsiniz. Bitti gitti. Siz düşüne durun, ben biraz kitap okuyacağım. Ahmet! Ahmet, Zafer! Zafer!
ilişkileri ortaya çıkınca çok büyük bir kriz oldu. Kendisi yaşça da oğlumdan oldukça büyük. Benim oğlum da ayrılmak istediğini söyleyince... Sahtekar. Bir şey mi dedin Sevgin? Yok, bir şey demedim. Pardon hakim bey. Birden elinde silahla daldı salona. Yani herkes şahit zaten. Hepimiz oradaydık. Kusura bakmayın, ben oğlumu öyle kanlar içinde yerde görünce... Yani benim oğlumun tek suçu ayrılmak istemesiydi hakim bey. Ay kusura bakmayın, daha fazla konuşamayacağım. Cihangir Işık, hastaneden izinli gelmiş ifade vermek için. Buyurun. Allah kahretsin. Sakın, sakın. Cihangir Işık, buyurun. Ben hastanedeyken yalan yanlış yorumlar yapılmış, ifadeler verilmiş. Buna benim ifadem de dahil. Şimdi her şeyi tüm gerçekliğiyle anlatıyorum hakim bey. Şermin Hanım'la ayrıldık, evet. Ama aramız kötü değildi. Gayet anlayışlı ve olgunca davrandı bu ayrılık sürecinde. Silah nasıl patladı o zaman? Yanlışlıkla ateş etti. Kaza kurşunuydu. Hatta gerçek bir silah olduğunu bile bilmiyordu Şermin Hanım. O yüzden... Şermin Hanım'dan şikayetçi değilim. Gereği düşünüldü. Sanık Şermin İnce'nin eldeki deliller ışığında ve tanık ifadelerine göre beraatine karar verilmiştir. Teşekkür ederim. Tamam, Macide tamam. Bak kurşundan yırtıp boğularak öleceğim. Tamam, tamam. Ne yapmaya çalışıyor bu çocuk? Şirketi de aldı, yetmedi mi?
Nasıl yapar böyle bir şey ya? Konuşacağız seninle. Sohbet. Severiz Kazım Işık, severiz. Kadınlar tuvaletine gel. Kazım, benim tuvalete gitmem lazım. Şimdi mi? Yani tuvalete gitmem lazım. Tamam, yürü gidin. Ne oluyor? Kazım, bunu gerçekten yapmayacaksın değil mi? Yapacağım. Burası kadınlar tuvaleti Kazım. Ne yapabilirim ki? İşte o işler pek belli olmuyor Macit. Kazım hadi tamam. Hadi çık lütfen. Beyefendi, burası kadınlar tuvaleti. Biliyorum hanımefendi. Çıkar mısınız lütfen? Hanımefendi bakın. Aa, bir dakika. Ben sizi tanıdım. Siz şey değil misiniz? Kazım Işık. Evet ben. Aa, şimdi daha çok şaşırdım. Sizi o hastane olayından sonra çok sevmiştim. Ama şimdi böyle şaşırdım doğrusu. Hanımefendi, eşim biraz rahatsız. O yüzden ona eşlik etmek istedim. Siz rahatsız olduysanız çıkarım ama dert değil. Lütfen. Sevgilim, seni dışarıda bekliyorum. Tamam. Geçmiş olsun. Hasta olduğunuzu bilmiyordum. Neyiniz var? Bir şeyim yok. Ben gayet iyiyim. Sağ olun. Kazım Bey hasta mıydı? Ha, biraz midem ağrıyor da. Anladım. Bir sorun yok değil mi? Hanımefendi, ben gayet iyiyim. Teşekkür ederim. Neden sürekli bunu sorduğunuzu anlayamadım. Gergin gibisiniz de. Hayır, ben gayet iyiyim. Teşekkürler, iyi günler. Hiç televizyondaki gibi de değilsiniz. İyiyim, iyiyim. Merak etme. Sana bir zarar vermedi değil mi? Yok yok, iyiyim. Merak etme. Nermin nasıl? Haberin var mı? Bende kalıyor. Çok iyisin, çok sağ ol ya. Necat, benim şimdi çıkmam lazım çünkü Kazım kapıda beni bekliyor. Macide, seni kurtaracağız tamam mı? Sakın Necat. Bak, sakın öyle işlere girme tamam mı? Ya hayatın boyunca bir manyakla beraber mi yaşayacaksın? Necat, bunu ben tercih ettim. Lütfen saygı duyar mısın? Bak, korktuğunu biliyorum, tamam mı? Necat, ben kendim için korkmuyorum. Karnımdaki bebek için korkuyorum. Dahası... Dahası ne? Dahası artık insanlar benim yüzümden zarar görsün istemiyorum. Macide! Necat, benim artık gitmem lazım, lütfen. Macide, seni orada bırakamam ben. Necat, karışma benim işime, lütfen. Macide, oraya geliyorum. Tamam Kazım, çıkıyorum. Teşekkür ederim. Yani gerçekten sinirlerimi bozuyorsun. Affedersin sevgilim. Ya sadece tuvalete girdim ya. Tuvalete girdim, tuvalete. Tamam, madem öyle bu kadar gerilecek ne var? Gerilme sen de. Hadi gidelim. Bir dakika. Ne demek şimdi bu? Şu demek Berri Sultan. Şirket, mirket yok. Senin oğlun Kazım yine ve yeniden beni kandırmayı başardı. Nasıl oluyor böyle bir şey? Gerçekten bunu soruyor musun ya? Sen de gittin, ifade verdin ve Şermin'i kurtardın öyle mi? Ha, o kadın bir katil. Sen bunun farkında mısın? En azından beni öldürmeye çalışmadı. Tamam mı? Niyeti Kazım'ı öldürmekti. Niye durduk yere hapis yatsın ya? Ha? Bravo oğlum, bravo. Beğendin mi yaptığını? Yine ne yapmışım anne? Bana şirketi devretme karşılığında yaptığım pazarlığı anlatıyorum anneme. Evraklar sahteymiş. Şirketi devretmemişsin.
Çok şaşırdım. Seninle konuşmuyorum. Ne tesadüf, ben de seninle konuşmuyorum. Neye sebep olduğunun farkında mısın sen? Hadi gidelim Macide. Sen de hastaneye dön, konuşacağız sonra. Abi! Bundan sonra başına bir şey geldiğinde uzakta arama. Ayağına taş değse onu koyan benim. Bunu böyle bil. Bunu öyle bil. Bak annesi, bu böyle hafif bir müslin. Bunlar da yazlık şeyler. Hani önümüz yaz diye biraz yazlık bir şeyler de alayım dedim. Gerçi Allah'ın işi, yazın nerede olacağımız da belli değil ya. Çok güzel. Ya çok teşekkür ederim. Ne olacak kuzum, bile bile giysin. Bak sana da bir şeyler aldım, bunlara bakarsın tamam mı? İnşallah olur tabii. Ya çok teşekkür ederim gerçekten. Sana, Macide'ye, Nejat'a, hani ben hayatımda hiç bu kadar iyi insanı bir arada görmedim ki. Aa, şuna bak. Bak, bak, bak annesi. Bak. Uyandın mı? Gel. Gel bakalım. Kim gelmiş? Sara teyze sana cicilay mı getirmiş? Uy, kıyamam sana ben. Uzun benim. Şuna bak, nokta kadar. Uy, kuşum benim. Bu ne biçim fal ya? Geç bakalım, vedalaş arkadaşlarımla. Çok sevişiyordunuz ya. Kız, tahliye mi oldun? Ben size ne dedim ama? Bu kadın ballıdır, beraat verirler demedim mi? Beraat verdiler değil mi? Beraat. Aha da bildim işte. Kız anam, bu kadının suratı hep böyle demek ki. Kas katı kesiliyor. Kız az yüzün gülsün, tahliye oluyorsun. Ay, benim pek kafam yerinde değil. Şermin'e bir çay verin. Dışarıda canını sıkan bir şey mi oldu? Benim kızımla ilgili bir dert var da. Ne derdiymiş? Boş ver, uzun hikaye. Ya anlatmak istemiyorsan anlatma tabii ki. Ama kızının bir derdi varsa, senin gibi de bir anası var. Yani kızının derdinin tahliyene bile sevinemiyorsun. Derdi tasası nedir bilmem ama buradan çıkınca her şeyi halledeceksin. İnşallah. Hadi geçmiş olsun. Sağ ol. İnşallah. Uy, kıyamam sana ben. Şermin tahliyesiyle ilgili haber var mı? Vallahi inşallah tahliye olur kuzum. İnşallah. Kim bu? Ay dikkat et, bakmadan açma lütfen. Ya bir an korktum. Hoş geldin. Müsait değilsindir diye. Bak kim geldi. Merhaba. Güzel haberlerle geldin inşallah. Şermin abla beraat etti. Ah çok şükür. Çok şükür. Nasıl oldu peki? Sürpriz ifade. Nasıl yani? Kim? Cihangir. Bak. O ailedeki en iyi insan her ne kadar göstermese de Cihangir'dir. Ay Allah'ım, inşallah Macide'ye de böyle sevinebiliriz ya. Duruşmaya o da geldi. Ne diyorsun? Peki söyleyebildin mi? Kurtaracağız seni diyebildin mi? Söyledim. Ama olmaz diyor. Ne demek olmaz? O ne demek ya? Bilmiyorum. Bir şey yapmayın diyor. Kimsenin benim yüzümden tehlike altına girmesini istemiyorum diyor. Ay Allah'ım ya. Durup durup kendini dövüyor bu kız ya. Ve bunu neden yapıyor gerçekten anlayamıyorum. Ben Şermin ablayı almaya gideceğim. Nasıl? Hemen tahliye olabiliyor mu öyle? Tamam dur, ben de geleyim seninle karşılamaya. Hadi o zaman. Ben bir gömleğimi değiştirip geliyorum, tamam? Tamam, hadi bekliyorum. Ah çıkıyor. Ah Şermin.
Şermin. Sara. Oh canım benim, geçmiş olsun. İyi misin? İyiyim. İyi görünüyorsun. Allah'tan çok iyi görünüyorsun. Şermin kusura bakma, duruşumuna gelemedim ben. Yani inşallah darılmamışsındır bana. Yüreğim kaldırmaz diye gelemedim. Kusura bakma ne olur. Saracığım aşk olsun, niye darılayım sana? Sen bunca zaman her şeyde benim yanımdaydın. Duruşmaya gelmemişsin yani, suç mu? Canım benim, canım. Geçmiş olsun, çok şükür. Teşekkür ederim. Necdet. Şermin abla, geçmiş olsun. Sağ ol. Macide nerede? Şey, eve bir gidelim, sen bir dinlen, anlatacağız. Hayır, hayır, hayır. Şimdi anlatın ya. Şimdi anlatın. Hay, benim kızımın hala o manyak herifin yanında ne işi var? Şermin, Macide maalesef Nermin'in çocuğu için kendini feda etti. Ne? Yani bunu anlatmanın başka bir yolu yok maalesef. Tamam, o zaman hemen gidiyoruz o yalıya. Ben kızımı o manyakların yanından hemen çıkarıyorum, hemen alıyorum. Olmaz öyle Şermin, olmaz. Olur, niye olmaz? O başkasının evladı için fedakarlık yapıyor. Ben kendi evladım için mi yapmayacağım fedakarlık? Hay ne yapacaklar yani yalıda bana? Öldürecekler mi? Öldürsünler. Öldürsünler. Neyim var ki benim bu saatten sonra? Ya bir tane evladım var. Öldürsünler. Öyle kolay değil maalesef. Nedir kolay olma? Ya siz bir dakika, Macide'den vaz mı geçtiniz siz? Ben kızımı o manyakların yanına bırakmayacağım. Siz gelmiyorsanız gelmeyin. Şermin, aa, olur mu öyle şey? Macide'den vazgeçmek ne demek? Sadece sen eğer böyle davranırsan Macide'ye zararın dokunacak. Onun için söylüyoruz. Ne oluyor ya? Hayırdır inşallah. Şermin Hanım geçmiş olsun. Kazım Bey yolladı beni. Sizi yalıya götürmem emredildi. Gelmiyor. Yok, geliyorum, geliyorum. Şermin, olmaz. Sara, benim evladım orada, evladım. O manyakların yanına mı bırakayım onu? Geliyorum. Maalesef yapacak hiçbir şey yok. O bir anne. Tabii ki evladının yanına gidecek. Hiçbir kuvvet önünde duramaz onun. Saadet. Macide Hanım, iyi akşamlar. Ne o? Yemek getirdim. İstemedim ama ben. Kazım Bey'in emri. Macide Hanım, lütfen yapmayın. Eğer çıkarsanız beni zor durumda bırakmış olursunuz. Çıkmayacağım, merak etme. Saadet, telefonun yanında mı? Olmaz, veremem. Lütfen yapmayın. Saadet, lütfen. Bak, sadece annemi arayacağım. Sadece annemin sesini duyacağım. Olmaz, gerçekten yapamam. Bak, ne istersen veririm. Gerçekten yapamam. Bak, bak, sana yemin ederim anne. Hiç akıllanmayacaksın, değil mi? Çık dışarı, derhal. Ben sadece annemi aramak istedim. Ya siz ne kadar zalim insanlarsınız ya. Bir daha sakın böyle bir şeye kalkışma. Ayrıca kendini aç bırakarak sadece bebeğe zarar verirsin. Şimdi ye yemeğini ve yat. Yeter ya! Yeter! Aç şu kapıyı! Tam zaferlik hareket. Demek yurt dışına kaçıyorlar ha? Evet Kazım Bey. Uçak biletlerini almışlar ama uçağa binmemişler. Yani hala ülke sınırları içindeler. Kazım. Anne, biraz müsaade et, sen konuşuyoruz. Benim söyleyeceklerim daha önemli. Bu arada Kazım Bey, İhsan geldi, haberiniz olsun. Sağ ol. Ben Hanım. Bu Macide uslu durmuyor. Saadet'ten telefonunu istedi. Kız korkmuş, nasıl ağlıyor. Ben vermedim. Berin Hanım deyip duruyor. Ne yapacakmış telefon?
annesini arayacakmış. Ha bir de açlık grevindeymiş. Ay bir şey değil, ben karnındaki çocuğu düşünüyorum ya. Tamam, ben ilgilenirim. Hayırdır? Neden yerde oturuyorsun? O da mı yasak? Annen geliyor. Ne? Tekrar tekrar konuşmamıza gerek yok herhalde. Burada kendi isteğinde kaldın. Söyler misin? Tamam, tamam. Annem gelsin de. Macide geldim kızım, buradayım, gel in hadi. Şermin Hanım lütfen. Macide geldim, buradayım. Kızım. Anne. Macide gel. Macide. Anne gel. Macide hadi gidiyoruz. Anne. Gidiyoruz Macide. Anne dur, yapma ne olur. Kızımı alıp çıkacağım buradan. Eğer bir şey yapmaya kalkarsanız pişman ederim sizi. Ne yaparsın? Vurur musun? Anneciğim, Şermin Hanım epey korkmuş. O yüzden ne dediğini bilmiyor bence. Sen kes sesini. Macide, Macide hadi. Yürü. Anneciğim lütfen. Anne. Şermin Hanım. Macide burada kendi isteğiyle kalıyor. Merak etmeyin, sevdiği adamın yanında. Evet anne. Ben Kazım'ı çok seviyorum. Affet beni lütfen. Macide yalan söylüyorsun, korkuyorsun. Çocuk mu var sizin karşınızda, duydunuz işte. Kendi isteğiyle burada kalıyor, Allah Allah. Bırakın. Anne ne yapıyorsun ya? Macide yürü. Macide yanıma gel. Anne ne yapıyorsun? Yanıma gel. Geç. Arkama geç. Geç. Şermin Hanım. Yürü gidiyoruz. Sakın. Sakın. Şermin Hanım. Sakın. Yürü. Şermin Hanım. Anne ne oluyor? Yürü Macide. Sakın gelmeyin dedim. Anneciğim. Anne. Çekilin. Anne. Gelmeyin. Sakin ol. Anne. Dışarı çıkmayacaklar. Sakin ol. Sakın. Ay delirmiş bu kadın ya. Macide korkma. Sakın korkma. Korkma ne olur, ben yanındayım. Tamam, seni alıp öyle gideceğim buradan. Burada bırakmayacağım seni. Gidiyoruz anneciğim, buradan. Anneciğim sakin ol lütfen. Bak kendi rızamla ben buradayım lütfen. Macide ne olur yalan söyleme. Yalan söyleme. Bunlar seni neyle tehdit ediyorlar bilmiyorum ama bırakmayacağım anneciğim ben seni burada. Sakın adım atmayın. Sakın. Şermin Hanım, zorluk çıkartmayın. Kendinize gelin, Macide'yi de rahat bırakın, yoksa çok kötü olacak. Sen istediğin kadar tehdit et beni. Anne lütfen. Bu sefer olmayacak. Öldürürüm seni. Yetti ama artık ha. Kızınız karnında torunumu taşıyor. Anne karnında o çocuğa nasıl bir stres yaşattığınızın farkında mısınız ya? Hadi beni düşünmüyorsunuz, bari torununuzu düşünün. Ne diyorsun sen ya, ne torunu? Ne torunu? Anneciğim ben hamileyim. Karnımda Kazım'ın bebeğini taşıyorum. Ve onu babasının yanında büyütmek istiyorum. Evet, bir takım problemler yaşadık ama bu bebek ikimize de ilaç gibi gelecek. Macide. Anneciğim. Ben iyiyim. Gerçekten iyiyim. Ben burada kimsenin zoruyla kalmıyorum. Kendi rızamla buradayım. Sen beni dert etme. Hadi git şimdi. Gel. Kurtar beni anne. Şermin ne oldu, konuşsana.
gibiydi yavrum. Korkudan, sıkıntıdan ev kadar kalmış. Sarıldım ona. Kulağıma anne beni kurtar dedi. Allah'ım bu nasıl bir acı, nasıl bir çaresizlik. Kurtaracağız yani. Merak etme, kurtaracağız onu. Kurtaracağım çocuğumu. Bırakmayacağım onları da. Kurtaracağım. Kurtaracağız. İyi ki gelmişsiniz. Ama benim Cihangir'i bulmam lazım. Benim Cihangir'le konuşmam lazım. Ona ulaşmam lazım. Cihangir'i bulmam lazım. Cihangir. Hoş geldin Şermin. Hoş buldum. Geçmiş olsun. İyi misin? Benim ne zaman kötü olduğumu gördün ki? Aslında ben sana teşekkür ederim. Sebep? Mahkemede söylediklerin için. Doğru olan buydu. Ben fazladan bir şey yapmadım. Yani aslında bu arada ben başka bir şey için geldim sana. Yapabileceğim bir şeyse. Kazım Macide'yi yalıda kilitli tutuyor. Bir odada. Tutsak yani anlayacağın. Üstelik hamile. Ne diyorsun sen ya? Ulan Ahmet dedim ama en büyük psikopat Kazım çıktı. Senin için ne yapabilirim? Cihangir, kızımı kurtarmama yardım eder misin? Seve seve. Ne o? Sesiniz solunuz çıkmıyor. İnsan sürekli aynı kişinin yüzünü görmekten, aynı kişiyle muhabbet etmekten sıkılıyor. Yani o yüzden bu evlilik işleri bana göre değil. Öyle değil mi Serra? Tamam. Ne tamam? İstediğini yapacağım. Kazım'ın gizli dosyalarını vereceğim sana. Vallahi. Helal lan sana. Bu kadar çabuk karar vereceğini düşünmüyordum. Tamam hadi çöz bizi. Hay hay. Herkesin gözü bizim üstümüzde. Herkes bizi ayırmak istiyor. Bir gün bana canın pahasına ailemizi koruduğum için teşekkür edeceksin. Biliyor. İyi geceler. Necdet amca burada da mı yokmuş oğlum? Nereye gitmiş bu Necdet amca? Ha?
Ay seni melekler mi güldürdü? Oy yerim seni be. Ay. Ödüm koptu. Özür dilerim ya. Uyuyorsunuzdur diye çalmak istememiştim. Bu evde birlikte yaşayacaksak kural neydi? Neydi? Özür dilemeyecektik. Ben bıraktım, sen başladın. Haklısın. Ya ben bir şeyler aldım. İşte bebeğe bez falan, senin de seveceğini düşündüğüm şeyler. Emziriyorsun ya. İşte tahin, pekmez, helva, yeşillik. Ya ben çok evde yemediğim için dolapta bir şey yoktu, kusura bakma. Ama istediğin başka bir şey varsa lütfen bana söyle, çekinme. Sen zaten her şeyi düşünmüşsün. O zaman ben bir şeyler hazırlıyorum. Ben de yardıma geleyim mi? Ben hallederim. Sen bebekle ilgilen ve dinlen. Yumurtayı nasıl seversin? Rafadan. Rafadan, tamam. Necat. Ben bütün gece söylediklerini çok düşündüm. İnsan gerçekten anne olduktan sonra böyle her şeye karşı farklı bakıyor. Şimdi Şermin'i çok iyi anlıyorum. Macide için ne yapmam gerekiyorsa elimden ne gelirse yaparım. Şermin. Hadi. Başla artık hadi. Sonra hiç canım istemiyor gerçekten. Yahu tamam, benim de canım istemiyor. Ama ne yapalım? Enerji lazım, düşüp bayılmamak lazım ya. Ay niye aramadın acaba? Kim, Cihangir mi? Hı hı. Arar yahu, arar. Hadi başla sen. Oğlum, bu kız burnunun dikine gidiyor. Bir şeyler yemesi lazım. Gözünü üstünden ayırmıyorsun değil mi? Üstünden de merak etme. Dün bir siniri tepesindeydi ki sorma. Anne tamam dedim. Tamam canım, kızma. Öbür torunumdan haber var mı peki? Takip ettiriyor musun? Araştırıyorum ben. Öyle kolay değil tabii yani. Anne yeter. Lütfen. Bakıyorum pek bir hoş sohbettesiniz yine. Bu evi de çok buhar gününü özledim. Hayda sen çıktın mı? Neden haber vermedin gelip alalım seni? Erken taburcu ettiler, sürpriz yapayım dedim. Gel otur bir şeyler ye sen de hadi. Yok yok, aç değilim sağ ol. Macide yok mu? Odasında. Niye kahvaltıya inmiyor? Sana ne Cihangir? Ya oyuna gelen biziz, bütün agresyon sende. Hayret bir şey. Merak ettik, sorduk. Hadi size afiyet olsun. Oluyorsa hala. Cihangir. Bak seni buradan kurtaracağım. Sakin kal, tamam mı? Gerçekten mi? Evet, benden haber bekle. Tamam. Sonunda kurtulacağız ha? Kurtulacağız. Sana afiyet olsun anne. Hiç suratını asmak lazım. Cihangir'e kızmaya hiç hakkın yok. Resmen kardeşini kandırmak için sahte evlat düzenlemişsin ya. Al işte. Canmaz gibi böyle ipten ipe zıplamanın sonucu bu. Anne uzatma. Ya 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 tabii, sen hiç uzatmıyorsun çünkü. Eline fırsat geçince tek tek çetelesini tutmuyorsun. Anne dedim. Sence Cihangir bu kadarla kalacak mı? Ha? Sana o kadar bilenmiş ki belki mahkemede yattığından çok daha fazlasını yapabilir. Yani durduk yere kardeşini kendine düşman ettin. Her ihtimali değerlendiriyorum anne. Merak etme. Sizin bu kavganız yüzünden holding elimizden giderse... Yani inan bunu düşünmek bile istemiyorum ben. Ne oldu Berin Hanım? Hepimizi birbirimize kırdırmayı çok severdin sen. Neden bu panik şimdi? Sağ ol. Macide sana emanet. Gözün Cihangir'in de üstünde olsun.
bir şey yapacağını hissedersen beni haberdar et anne. Zebani gibi diktin beni ikisinin de başına. Eğer torununu ve holdingi istiyorsan bana yardım edeceksin, kusura bakma. İmzala. Ne bu? Boşanma evrakları mı? Yok be, bütün servetim üzerine yapıyorum. Yani öyle içimden geldi. Boşanma evrakı tabii. Ne bakıyorsun, sen ne alemdesin? Şirketin serverına bağlanmaya çalışıyorum ama olmuyor. Nasıl olmuyor? İşte yabancı bir cihazı tanıyor. Sistem dışarı atıyor beni, olmuyor. Çocuk mu kandırıyorsun sen? Aç bakayım şunu gözümün önünde. Bak işte. Allah kahretsin. E ne yapacağız? Benim şirkete gidip kendi bilgisayarıma girmem lazım. Sen hala oraya girebiliyor musun? Yani bilmiyorum, gidince göreceğiz. Tamam. Şirkete gidiyorsun. Nasıl ya, ciddi misin sen? Annem sağ olsun her şeyden haberim var. Kazım şu an en zayıf anında. Cihangir ona sırt çevirmiş. Macide'yi elinde esir tutuyor. Berin Hanım fırsatını bulsa hemen fişini çekecek. O belgelerle şimdi vurursam ancak o zaman Kazım'ı devirebilirim. Tamam o zaman, ben gidiyorum şimdi. Zerra. Hop 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 hop. Hop, nereye öyle elini kolunu sallaya sallaya ya? Ha, hayırdır? Sen beni keriz mi sandın? Zerra burada kalacak. Sen de dışarıda ona göre ayağını denk alırsın. Serra, sakın korkma. Ben şimdi gideceğim. Ahmet'in istediği evrakları alacağım, buraya geleceğim. Sonra da beraber buradan gideceğiz. Tamam mı? Tamam. Ya siz ne deniyor bir çiftsiniz ya? Serra. Bu ne ara kafalarına bu gerizekalıyı? Hoş geldin, gel. Gel, seni bekliyorduk. Çatladık yahu meraktan. Hah. Ya Macide nasıl, iyi mi? Odasındaydı, göremedim. Kazım da odadan çıkmasına izin vermiyor. Üstüne de kapıyı kilitlemiş. Aa. Ya ben anlamıyorum. Yani bu adam manyak tamam da benim kızım niye hala onun yanında? Ben bunu anlamıyorum asıl. Ama bir geçireyim elime o Kazım'ı. Yemin ediyorum onun canını alacağım. Şermin, bunu bir kere denedin. Sonuçları da malum. Şu anda biraz daha akıllı davranmak lazım, değil mi? Evet Şermin ya. Bak, Macide'yi gerçekten kurtarmak istiyorsak daha soğukkanlı olmamız lazım bizim. Ya kızı odaya kilitlemiş. Yani nasıl kurtaracağız? Ne yapacağız madem? Ben her şeyi düşündüm. Kapının altından sakinleştirici ilaçla telefon vereceğim Macide'ye. Macide de o ilacı Kazım'ın suyuna koyacak. Abim de haliyle derin uykulara daldıktan sonra Macide'yi yalıdan kaçıracağım. Siz de yakınlarda bir yerde bekleyin. Çıkınca haber vereceğim. Macide'yi alıp götüreceksiniz. Tamam mı? Ya sen bu planın işe yarayacağından emin misin? Kazım'dan bahsediyoruz be. Her şeyi düşünmüştür o, her ihtimali. Hastaneden yeni çıktım Sara. Harsiz ve zayıf olduğumu düşünüyor. Ayrıca Macide'yi de kaçırmaya çalışacağımı asla akıl etmez. Vallahi bilmiyorum. Ben o manyaktan her şeyi beklerim yani. Asıl benden bekleyin her şeyi bu dakikadan sonra. Kazım benim en büyük düşmanım. Yaptıklarının cezasını ödetmeden bırakmam. Evet. Ne diyorsunuz? Bu plandan devam edelim mi? Vallahi başka bir şansımız varmış gibi görünmüyor. Şermin, sen ne diyorsun? Yani ben çocuğum için en ufak ihtimali bile değerlendirmek durumundayım Sara. Güzel. Şimdi gidiyorum.
Benden haber bekleyin o zaman. Cihangir. Teşekkür ederim. Teşekkür etmene gerek yok. Yaptıklarımın diyetini ödüyorum sadece. Cihangir, acilen konuşmamız gerekiyor. Konum attığım yerden gel beni al. Macide mi? Hayır hayır. Başka birinden. Sonra görüşürüz. Hayrola Zafer ya? Senin burada ne işin var? Kaçmadın mı hala? Havalimanına giderken Ahmet bizi kaçırttı. Sonra da Serra ile bizi bir depoya kapattı. Vay manyak vay. Ulan adam her yerden çıkıyor. Mezara gömsen oradan da çıkar gelir. Ne istiyormuş peki? Seni niye serbest bıraktı? Kazım'ı yerle bir etmek istiyor. Şirkette Kazım'ı bitirecek gizli belgeler var. O belgeleri alıp ona götürmem için beni serbest bıraktı. Serra elinde. Eğer belgeleri götürmezsem ona zarar verecek. Benden ne istiyorsun peki? Belgeleri sana vereyim. Kazım'ı sen bitir. Karşılığında kaçmamız için yardım et. Böylelikle sen Kazım'la olan hesabını kapatmış olursun. Biz de kurtulmuş oluruz. Vay Kazım Işık vay. Top ayağıma geldi desene. Peki. Anlaştık. Sağ ol, teşekkür ederim. Tamam. Nasıl organize oluyoruz? Belgeler ne zaman elime geçer? Yarın sabah elinde olacaklar. Sonrası sende. Ahmet'i bir şekilde bertaraf edip bizi kurtaracaksın. Anlaştık. Macide, duyuyor musun beni? Efendim? Bak. Şimdi sana kapının altından uyku ilacı bir de telefon vereceğim. Bunu çaktırmadan abimin suyuna koy. Abim uykuya daldıktan sonra bana telefondan haber ver. Seni alıp annenin yanına götüreceğim. Tamam mı? Anlaştık mı? Tamam. Senden haber bekliyorum. Hadi. Macide'yi almaya sen de gideceksin değil mi? Hı hı. Evet. Şermin ablayla Sarı'yı yalnız bırakamam. Yani acil bir durum olursa benim de orada olmam lazım. Ben en azından daha soğukkanlı davranabilirim. Zaten yemekten sonra gideceğim. Şermin ablaları alacağım. Ondan sonra yalı yakınlarında bir yere gidip Cihangir'den haber bekleyeceğiz. Her şey benim yüzümden olmuş gibi hissediyorum. Macide benim yüzümden esir tutuluyor. Ama ben... Oğlumu riske atmamak için hiçbir şey yapamıyorum. Önceden sadece kendimleydim. O kadar çok şeyi göze alıyordum ki.
Taner olduktan sonra şimdi artık içimde hiç bilmediğim, daha önce hiç hissetmediğim bir korkuyla yaşıyorum sürekli. Nini, bu çok normal değil mi? Biz buna annelik diyoruz. Dediğin gibi sen artık tek başına değilsin. Sana ihtiyaç duyan biri var hayatında. Baksana şuna ya. Hiç de bir yere gidecekmiş gibi durmuyor. Aman gitmesin bir yere. Bırakmasın annesini. Ay sana kıyamam ben. Ay gel alayım ben dur, seni. Dur. Sen yemeğini tamamla. Ben alırım, hallederim. Ama sen de yemedin. Afiyet olsun. Biz mutluyuz. Bak hop hallettik bile. Hop bakayım gel buraya. Minnoşum benim. Minnoşum. Madem şirkete giremedin, bunca saattir neredesin? Ha? Ben sana sorun çıkabilir, içeriye giremeyebilirim demiştin değil mi? Madem içeri giremedin, neden hemen geri dönmedin? Hı? Oyun mu oynuyorsun benimle? Oyun mu oynuyorsun bana? Ahmet bir sakin ol. Tamam Ahmet. Ahmet derdim benimle, benimle konuş lütfen. Benimle konuş tamam mı? Sen de konuşma. Geç şuraya otur. Bu da gider ayak başımıza kahraman kesildi. Oğlum sizi bana sayına mı veriyorlar lan? Hı? Yarın şirkete tekrar girmeye deneyeceğim. Adamlarım kart yaptırıyorlar. İçeriye gireceğim. Sonra sana istediğin evrakları alıp getireceğim. Söz. Kesin çözüm mü? Evet kesin. Kesin bak bu sefer kesin. Getireceğim sana o evrakları. Söz veriyorum. Yarına kadar size mühlet. Ama yarın öyle aydı vaydı ayağım kaydı anlamam. Keserim cezayı. Şimdi hadi bakalım gençler. Ben çıkıyorum. Size eğlenceler. Ha? Sakın saçma sapan bir şey yapmaya kalkmayın. Kapıda sizi adam bekliyor. Hadi bye. Ne yapacağız biz? Ha, sen bu manyağın istediği evrakları falan hepsini getirebilecek misin? Daha fazlasını yapacağım. Kurtuluyoruz. Cihangir'le anlaştım, buluştum. Birlikte plan yaptık. Cihangir mi? Ciddi misin sen? Evet. Bak Seyran. Aradım mı? Dedim ki gel. Yani ben de neler yasak neler değil bileyim de ona göre davranayım. Sonuçta her gün evimizde tutsak olmuyor. Bilmemem çok normal. Canım söylüyorum ya. Abinle Macide'nin odasına girmeyeceksin. Macide'yle de konuşmayacaksın. Ya bir şey olursa kıza? Hamile dedin ya. Olmaz olmaz merak etme. Maşallah ana kız ikisi de bünyeler sağlam. Yazık kıza ya. Gerçekten yerinde olduğumu düşünemiyorum bile. Korkunç. Ne oldu sana be? Birdenbire böyle bir empati meleği kesildin. İstersen vereyim anahtarı, koş aç kapısını. Macide'nin akşam da abine hesap sen verirsin. Anneciğim ben abimin yaptığı her hareketi onaylamak zorunda değilim. Sadece hoşuma gitmedi diyorum. Neyse ne ya, ben gidiyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ah, iyi akşamlar. Neler oluyor anne, gözüne çarpan bir şey var mı? İnanmayacaksın ama hayır. Macide'nin hiç sesi çıkmadı. Madem geldin, nöbeti sana teslim ediyorum. Ay ne kadar zormuş ya. Bütün gün böyle diken üstünde beklemek, yoruldum vallahi. Cihangir ne yaptı? Erkenden geldi, odasında dinleniyor. Ne bileyim, gözüne çarpan bir şey, şüpheli bir hareket olmadı mı hiç? Şimdilik yok ama tabii tetikte olmakta fayda var. Bu kadar sessiz olması ince ince bir şeyler planladığını düşündürtüyor bana. Dikkatli olacağız, her hareketini kontrol edeceğiz. Bunun dışında yapabileceğimiz bir şey yok. Doğru tabii. Ama bir şey yaparsa da bunun bedelini ödeyeceğini bilmesi lazım. Bir şey mi biliyorsun sen? Yok. O zaman ben yatıyorum, hadi iyi geceler. İyi geceler.
Nasılsın? Yani işte. Biraz gergin gördüm sanki. Bütün gün buradaydı, telefonun da yok. Bir haber de almış olamaz. Yaşadığım onca şeyden sonra gergin olmam çok normal değil mi? Yani sonuçta kaç yaşında kadınım. Kocam beni odalara kilitliyor. Hamileyim. İşte hormon dengeleri falan filan derken insan doğal olarak geriliyor. Evet. Herhalde ben de olsam gerilirdim. Bu suyu sen mi koydun? Senin suyunu mu? Yani herhalde sen sabah doldurmuştun onu. Benim biraz midem bulandı. Ay niye aramadı yani? Bir şey mi oldu acaba? Ay vallahi meraktan öleceğim şimdi. Şermin Allah aşkına yapma şöyle ya. Ne olur. Yani biliyorum benim de aklıma kötü şeyler geliyor ama bu moda kaptırmamamız lazım kendimizi. Ne olur sakin olalım biraz. Hah. İndir mesajı ya. Ay of Allah'ım of. Ay vallahi delirmek üzereyim şimdi. Abla, sen gel bir otur. Ben sana bir su getireyim ha. Vallahi bak, otur sen gel. Gel Şermin, gel. Biraz sakin olman lazım senin ya. Tamam, olacağım. Şu geceyi bir atlatalım, başka bir şey istemiyorum. İnşallah canım. Şu suyunu iç. Ondan sonra şu nefesini bir kontrol altına al. Hadi. İçim sıkılıyor Sara. Biliyorum, biliyorum canım. Öyle yüreğim sıkışıyor. Hiç kolay değil. İyi misin? İyiyim. Kitap okuyarak dağıtmak istiyorum kafamı. Tamam. Ben uyuyorum. İyi geceler. İyi geceler. Kazım suyu içti. Şimdi Macide'den mesaj geldi. Abim ilaçlı suyu içmiş. Tamam biz hemen çıkıyoruz o zaman. Yalıya yaklaşırken ararız seni. Hayır. Hayır Şermin. Macide de haber verecek. Abim bir uyusun sonra harekete geçeceğim ben. Ya Cihangir bak vallahi benim bekleyecek halim kalmadı. Yani burada diken üstündeyim. Hiç olmazsa gelelim yalının orada bir yerde bekleyeyim ya. Tamam Şermin tamam. Hadi telefonu meşgul etmeyin, Macide de arayacak. Tamam yani bizim de gözümüz telefonda. Benden habersiz bir şey yapmayın ama tamam mı? Peki tamam yapmayız. Tamam.
Hadi o zaman. Ay vallahi çatlamak üzereyim ben. Tamam, hadi. Tamam. Hadi Necat gelsin. Hemen çıkacağız. Merak etme. Ayrıca sana ne oluyor? Sen oturup kalkıp durma. Sen bir yere gelmiyorsun. Neden ya? Ateş, o aileyle tekrar temas edip başını belaya sokmana müsaade edemem. Seni riske atamam. Otur oturduğun yerde. Hadi. Hah, geldi Necat. Geldi. Dur. Hah, Necat. Nedir son durum? Haber var mı? Gidiyor muyuz? Var, var. Hemen çıkıyoruz şimdi. Yanına hadi o zaman. Hadi. Tamam, hadi. Ben ayakkabılarımı giyeyim. Geç canım, geç. Ayakkabılarımı al. Ben arabayı çalıştırıyorum. Hadi. Tamam. Macide. Allah kahretsin, kızı kaçırmış. Alamadı galiba. Hala gelmedi. Vallahi ne bileyim, ben de moral bozmak istemiyorum ama... Gecikti sanki biraz. Evet evet, gecikti. Cihangir. Macide yok. Ay bir şey oldu. Kesin kötü bir şey oldu. Cihangir. Yoklar, gitmişler. Ne? Nasıl? Ne diyorsun sen? Nereye gitmişler? Nasıl gitmişler? Bilmiyorum Şermin. Odaya çıktığımda kapı aralıktı. Her yere baktım ama almış götürmüş Macide'yi. Nasıl yani ya? Yani göz göre göre kaçırdı o zaman kızı bu. Allah'ım, inanamıyorum. Peki nasıl öğrendi? Kimden öğrendi bunu? Nasıl anlamış olabilir? Bilmiyorum Şermin. Her yerde gözü var Kazım'ın, biliyorsun. Bir yerden öğrenmiş demek ki. Götürdü kızımı. Götürdü kızımı. Sara, Şermin. Götürdü. Benim onu bulmam lazım. Necat, ne olur götür beni. Tamam. Gidelim. Şermin. Gidelim. Bir dakika. Bak şu anda bu şekilde yola çıkmamız çok mantıksız değil mi? Ya oturup bir aklı selim şekilde düşünelim. Ne yapmamız gerekir? Peki ya kızıma kötü bir şey yaparsa? Abim Macide'ye bir şey yapmaz. Kendinden bile fazla seviyor. Ben buna kefilim. Rahat ol. Ben senin kadar emin değilim. Ne olur kızımı koru Macide'ye, bir şey olmasın, ne olur. Kızıma bir şey olmasın. Ona bir şey olmasın sana. (Gülüyor)
Kazım. Kazım, beni buraya neden getirdin? Kazım. İyi misin? Evet, Macide lütfen. Macide. Macide, bana bir şey söyle. İyi misin? Ne oluyor? Umrunda mı sanki? He? Umrunda mı? Eğer umrunda olsaydı bana bunları yaşatır mıydı? Macide lütfen, tamam. İyi misin, onu söyle bana. İyi misin? İyiyim Kazım, iyiyim. Emin misin? Senin için yapabileceğim bir şey var mı? Ben şurayı toplayayım, sen biraz dinlen o zaman. Aklını kaçırmışsın sen. Canına susamışsın ya sen. Hangi akla hizmet Macide'yi kurtarmaya kalkıyorsun? Sana mı kaldı? Önce annesi, sonra kızı. Sen bu kadar mı meraklısın ya kahraman olmaya? Kızı göz göre göre tutsak etti. Ben miyim aklını kaçıran? Ya vardır abinin bir hesabı, sana ne? Niye karışıyorsun? Bu ne cüret? Yok ya, siz hepiniz aklınızı kaçırdınız. Yine en aklı başında Ahmet kaldı. Vallahi ben toplayacağım pılımı, pırtımı. Gideceğim biricik oğlumun yanına taşınacağım. İşte Berrin Sultan'dan beklenen hareket. Ay. İlk falsoda out'a atıldık ha. Ya bir şey diyeceğim. Hani ben senin en sevdiğin ve en akıllı oğlundum? Ama dur. Sen evlatlarını güç dengesine göre belirleyen bir kadınsın. Şirket kimdeyse, güç kimdeyse en favori oğlun o, değil mi? Olur mu öyle şey canım? Saçmalama, sizin hepinizin yeri ayrı bende. Ya bırak anne. Şimdi bari bir kere dürüst ol bana, bir kere. Bizim hiçbirimizin yeri yok ki ayrı olalım. Çünkü sen hiçbirimizi sevmedin. Hatta sen hayatında hiç kimseyi sevmedin. Sende öyle bir yetenek yok. Neden biliyor musun? Hastasın çünkü. Evlatlarına bile çıkarlarına göre yaklaşan duygusuz bir ruh hastasısın sen. Cihangir. Bak kendine gel, haddini aşıyorsun. Oh, hayır, hayır Berrin Sultan, hayır. Bu konuda senin eline su dökemem. Çünkü karşımda parayla evladını satın almış çakma bir anne var.
ben bunun üstüne nasıl çıkarım? Sakın, sakın, sakın bu konuya girme. Niye ya? Senin hayatında tuç yok ki. Kaybedecek neyin kaldı? Ha. Sen Yasemin öğrenir diye korkuyorsun ha? Anlat bakalım Beril Sultan. Öğrenirse ne kadar üzülürsün? Anlat. Sus diyorum sana Allah'ım lütfen artık. Ben sussam da gerçekler değişmeyecek. Yasemin'i sırf Duş'tan çocuk yapamadın diye gidip parayla satın aldın sen de. Çünkü sen sahip olmayı biliyorsun. Her şey senin olsun ve istediğin gibi yönet. Al bak. Ha, mutlu musun? Senin gibi küçük küçük narsistler büyüttün. Mutlu musun? Bir daha bu konuda tek bir laf edersen senin lehime lehime ederim. Senin için değil. Yasemin'i sevdiğimden susacağım. Ama beni bir daha dünyanın en erdemli insanıymışsın gibi eleştirmeye kalkma. Zararlı sen çıkarsın. Kesmişsin. Gel. Gel gel gel. Tamam hadi bırak 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 gel. Gel gel şöyle. Tam bastır şöyle. Oh. Tamam tamam. Açıyor mu? En son ne zaman ağladım bilmiyorum. Hatta ağladım onu da bilmiyorum ya. Sakın zayıf bir tarafını gösterme. Yoksa annenin en sevdiği oğlu olamazsın. Hep böyle söyledim kendi kendime çocukluğumdan beri. Her zaman en büyük, en güçlü, en dik duran, her ne yapıyorsan yap, en iyisini yapan olmalısın ki annen biraz olsun seni sevebilsin. Bir çocuğun en temel ihtiyacı olan anne sevgisini alabilmek için ben yıllarca mücadele ettim Macide. Onun için en büyük, en güçlü, en iyi oldum. Ama yine de sevmedi. Bir kez olsun sarılmadı. Herhalde dedim ben sevinmeyecek biriyim. Uzunca yıllar böyle düşündüm. Ta ki seninle karşılaşana kadar. Beni öyle bir sevdin ki. Güzel, öyle gerçek sevdin ki. Tamam dedim, bak sende bir sorun yok. Bak, dünyanın en güzel insanı, en güzel kadını seni seviyor. Uzlaş artık kendinle. Ama beceremedim. Senin bana olan sevgini sabote ettim. İçten içe seni hak etmediğime inanıyordum.
yüzleşmek, bunu kabul etmek o kadar kolay değil Macide. Ben hayatımda kimseyi bu kadar çok sevmedim. Tamamız dedim. Oldu bu sefer dedim. Tamamlandık dedim. Ama meğerse öyle değilmişiz. Kazım yapma lütfen. Yalan mı? Benim yüzümü bile görmek istemiyorsun. Buradan çıkıp gitmek istiyorsun, kaçmak istiyorsun. Yalan mı? Haksız mıyım? Neler yaptın Kazım? Bana, sevdiklerime neler yaptın? Biliyorum, hatalarım oldu. Ama hiçbir hatamın cezası sensizlik olamaz. Ben sensiz ölüm. Yaşayamam. Olmuyor, olmuyor. Aklım almıyor. Kazım bak. Evet, biz birbirimizi çok sevdik. Çok da güzel hatıralarımız oldu. Ama olmuyor işte. Sen de görüyorsun bunu. Sürekli birbirimizi yaralıyoruz. Gitmiyor, böyle devam etmiyor. Lütfen bana izin ver gideyim. Lütfen. Asla Macide. Asla. Ölürüm de vazgeçmem senden. Alo, efendim Yasemin. Müsait misin? Yok değilim şimdi. Anneme gidiyorum. Ne oldu? Yok. Yok bir şey, tamam. Sen iyi misin? Ne oldu? Niye öyle geliyor sesin? İyiyim, ben iyiyim. Yok bir şey. Hadi sen bak işine. Ya siz anlamıyorsunuz galiba. Ya benim mucize bekleyerek geçirecek bir saniyem falan yok. Yok. Kızım o benim ya, kızım. Şermin'cim anlıyoruz anlamasını ama iyi düşünmek zorundayız. Sara doğru söylüyor. Şu anda Macide'yi riske atamayız. Ya asıl böyle atıyoruz Macide'yi riske. Asıl böyle burada oturup boş boş bekleyerek atıyoruz. Vallahi ben beklemeyeceğim. Ben arıyorum polisi. Hayır hayır, sakın. Yapma böyle bir şey. Bilmiyor musun? Kazım'ın her yerde adamları falan var. Hemen haber uçururlar. Ya sen ne yüzsüz, ne utanmaz birisin. Ya niye ben bu kadınla karşılaşıyorum sürekli? Ha bir de bana akıl veriyorsun utanmadan ya. Şermin, eve koyuyor. Tamam. Ben Macide'den özrümü diledim. Gerekirse Şermin senden de dilerim. Yaptıklarımla gurur duymuyorum. Tamam mı? Ama her şey de benim yüzümden olmadı. Ya Kazım hep böyleydi. Ben bir günde bu hale gelmedim. Tamam Şermin abla. Sen gel bir otur lütfen. Bak herkes şu an çok gergin. Ne yapacağımızı konuşalım. Ay tamam, ağlama. Ya sütün kesilecek, ondan sonra bir de onu dertleneceğim ben. Öf, aman. Tamam, ağlama, affettim, hadi. Ateştir, ateştir. Evet Zafer Efendi, süren doldu. Artık şirkete kapıdan mı girersin yoksa bacadan mı, o senin sorunun. Bir şekilde o şirkete gir, ne yapacaksan yap. Ben anlatamıyorum galiba sen. Adamların buraya gelecekler, yeni kartlara bastırıp. Sonra gideceğim oraya, öyle elimi kolumu sallaya sallaya giremem ki. Aa, kartlar geldi, bence böyle gerilmeye falan gerek yok yani.
Pamuk, pamuk, pamuk. Çok safsın oğlum. Ne oluyor? Cin olmadan adam çarpmaya çalışıyorsun. Oğlum anlatsana ne oluyor? Çok üşendim. Zafa anlatsana. Zevkle. Şimdi ben düşündüm, taşındım, karar verdim. Şirketi en fazla Cihangir hak ediyor. Bu kadar. Ahmet, kusura bakmıyorsun değil mi? Allah belanızı versin. Serra bir şey yapsana. Aa yapayım tabii. Tabii ki yapayım Ahmet'ciğim. Elinden bu kadar geliyor maalesef. Kusura bakmayacaksın artık. Ha Zafer hadi gidelim Allah aşkına. Ben kusacağım, benim midem kaldırıyor. Senin gibi pamuk bir adama yakışıyor mu böyle sinkaflı sözler? Ya pamuk, o küçücük beyninle şirketi ele geçirmeye mi çalıştın sen? Lan acayip. Sen ne hizmetçi ruhlu bir herifsin ya. İlla Kazım'ın kapısında köpek olacaksın değil mi? Anlamıyorsun ama Kazım seni de kandırdı. Şirketin başına seni geçireceğim dedi. Sonra ne aldın? Kol böreği. Bak biraz akıllı ol. Gel şu şirketin başına beraber geçelim. Ya normal biri olsaydın gel birlikte bölüşelim derdim ama tacizci pisliğindeki olduğun için yüzüne tükürülmeyi bile hak etmiyorsun lan. Hadi eyvallah. Seni geberteceğim. Pamuk, sakın bir manyaklık yapma. Gebertirim. Ya şey bu Kazım Macide ablaya bir zarar vermemiştir değil mi yani fiziksel olarak? Ha yok. Onu yapmaz Kazım. O böyle ruh emicidir. Yavaş yavaş öldürür. Öyle bir adamdır Kazım. Siz ne yapıyorsunuz? Dermin şu gidebileceği yerlerin seninle bir listesini mi yapsak? En azından elimizde bir yol haritası olur. Bizden birinin tahmin edebileceği bir yere götürmez ki o. İşini bilir yani. Ya aslında yine de bir düşünsek iyi olur. Hani her şey birdenbire gelişti ya. O kadar detaylı planlayamamış olabilir. Ben bakarım yine. Özür dilerim. Ben kime gideceğimi bilemedim. Benim kimsem yokmuş. Hatta hiç kimsem yokmuş. Yasemin. İyi misin sen? Ne oldu? Gel bir dışarıda konuşalım. Bak burası kalabalık. Evet. Siz Macide'yi aramıyor musunuz? Ben dün gece abim Macide'yi götürürken gördüm. Bizim şirketin arabalarından birine bindirdi. Plakayı da biliyorum. Belki mobeselerden bulabilirsiniz. Aa Şermin. Cihangir'i arayalım o zaman hemen. Hatırlıyor musun? Gerçi yemek yapabildiğime de inanmıyordum. Yani bana hiçbir zaman inanmadın. Telefon çekmez.
Ne olacak böyle Kazım? Hı? Ne yapacağız böyle? Ömrün boyunca beni burada mı tutacaksın? Hı? Sen böyle yemekler yapacaksın. Ben o yemekleri yiyeceğim. İşte karnım büyüyecek. Belki bebeği burada doğuracağım, burada büyüteceğim falan. Böyle mi yani? Yani bundan sonra hayatım benim böyle bu kadar fantastik mi olacak? Yani bu kadar saçma mı olacak? Bu defa kremasını bol yaptım. Sen öyle seversin. Otur istersen. Ben yemek yemek istemiyorum Kazım. Akıllı mantıklı cevaplar istiyorum. Ben gerçek şeyler konuşalım istiyorum artık. Senin o gerçek dediğin benim hayallerimin düşmanı Macide. İşte ben de onları konuşmak istemiyorum. Sen konuşmak istemiyorsun. Sen izin vermiyorsun. Sen karar veriyorsun. Her şeye sen karar veremezsin Kazım. Böyle bir dünya yok. Yanlış düşünüyorsun bence. Benim ne düşüneceğime de sen karar veremezsin Kazım. Tamam. Sakin ol. Tamam benden nefret et. Tamam beni artık sevmiyorsun. Ama yemek yemen lazım. Çünkü hamilesin. Lütfen. Bir şey söyleyeceğim. Bu makarna benim hayatımda yediğim en iyi makarna biliyor musun? Sen de benim hayatımda gördüğüm en güzel, en gerçek şey olabilir. Ya deme öyle. Utanırım. Artık sana bir restoran falan açarız, hı? Yamam sen olursan açarız. Hı. Yemek senden, bulaşık benden. İtiraz istemiyorum. Hiçbir şey karışmayacaksın, tamam mı? Yemeğimizi yedikten sonra da döneriz zaten. Geç oldu. Dönmeyelim. Nasıl oluyor? Bir insan böyle bir bilgiyle nasıl sağ kalabilir ki? Sen nasıl başardın, nasıl yaptın? Vallahi tam da uzmanlık alanım olduğunu bir yerden sordun. İşte hesap sorarak, konuşarak, en son çare artık anlamaya çalışarak. Ama zaten yani senin durumun benim annemle olan durumdan farklı. O yüzden senin buna alışman lazım bence. Bu durumla bir yüzleş. İyi de ben daha kendime bile yüksek sesle söyleyemiyorum ki. Yani sanki söylersem gerçek olacak. Korkuyorum. İşte en zor yanı da o zaten. Ama İnan bana, günün sonunda alışıyorsun yani. Bir şekilde artık kabulleniyorsun. Böyle sanki avucuma bomba bırakmışlar gibi. Hareket edersem patlayacak gibi. Kimse geriye kalmayacak. Hem ben karşısına geçip ne diyeceğim ki? Ben senin öz kızın değilmişim. Öyle köksüz, kimsesiz hissetmemin bir sebebi varmış. Taşlar şimdi yerine oturdu mu diyeceğim. Ya da ne bileyim, benim gerçek annem kim, babam kim?
Beni kaç paraya satın aldınız mı diyeceğim. Ne diyeceğim? Of. Ama yok. Yok daha değil. Şimdi Macide'yi benim sayemde kurtaracaklar ya. Berin Hanım diğer torunundan da olacak ya. Hani böyle bir köşeye çekileceğim. İzleyeceğim böyle o nasıl deliriyor. Pardon. Niye güldün ki bu kadar? Çok mu komik? Yok da yani bir an nasıl biri olduğunu unutmuşum da. Yani hayatının şokunu yaşıyorsun sen şu anda. Ama aklına ilk gelen şey intikam. Ne diyeyim yani değişiksin. Hiç de boşuna dememişler doğuranın büyüteni mi diye. Berin Hanım'a çekmiş. Ya biz nasıl güveneceğiz bu kızın söylediklerine? Ha, sonuçta o da bir ışık yani. Hani yalan söylüyordur belki. Belki Berin bizim böyle hedefimizi şaşırtmak için göndermiştir onu. Yok be canım ya. Bence doğru söylüyor kız. Hani baksana nasıl ağladı. İçi çıktı kızın ağlamaktan. Tamam ben de kızdan hoşlanmıyorum da. Yani vallahi üzüldüm kızın haline. Hiç kimse evlatlık olduğunu bu şekilde öğrenmemeli. İyi de aracın da sadece plakasını görmüşler. Yani bu kadar kısa sürede nasıl tespit edecekler gittikleri yerleri? Valla Şermin, Cihangir ederler dedi işte. Ne yapalım ya? İnanmaktan başka çaremiz yok ki. Birinden biri arar birazdan. Hadi volta atıp durma. Sen gelsene biraz otur şuraya. Ben şöyle sıcak bir şeyler yapayım sana. Bir bitki çayı falan. Hadi biraz şöyle dur. Ne yapayım? İçim durmuyor Sara. İçim durmuyor. Ne yapayım? Geç otur. Hadi otur. Tamam. Cihangir, buradan sonrası için mobese kaydı yok. Senin bir fikrin var mı nereye götürmüş olabileceğine dair? Ben burayı nereden hatırlıyorum ya? Babamla hafta sonları geldiğimiz bir ev vardı çocukken. O öldükten sonra abim o eve kimseyi sokmadı. Bil hafızam beni yanıltmıyorsa şu sağdan gitmemiz lazım. Emin misin? Öyleyim. Bas. Bas hadi. Umarım yanılmıyorsunuz. Bu gece soğuk olacak. Ben biraz daha odun kırıp geleyim. O zaman ben de seninle geleyim. Biraz hava almış olurum. Bence çıkma çünkü üşürsün. Sana iyi gelmeyebilir. Ay yok artık Kazım ya. Gecenin bu karanlığında kurdun kuşun arasından kaçabileceğimi mi düşündün? Gerçekten mi ya? Niye? Senin bu zamana kadar yaptığın çılgınlıkları deneyimlemedim mi ben sence? Korkma Kazım. Buradan koşarak şehre kaçmayacağım. Merak etme. İzin ver nefes alayım bari. Hadi aç. Açık mıyım? Gerçekten mi Kazım ya? Gerçekten bunu yapabileceğimi mi düşündün? Yani Kazım, asmak kesmek, kelle uçurmak Işık ailesinin işi. Ben öyle cani biri değilim. Korkma benden. Canımı acıtmandan ya da bana zarar vermenden korkmuyorum. Ölmüşüm, kalmışım umurumda değil. Hatta ölebilirim. Beni sen de öldürebilirsin ama bu yaptığına dayanabilir misin? Macide içeri gir. Hayır. Macide içeri hayır, gir. Hayır, hayır, hayır. İçeri gir hayır. Dedim. İçeri İmdat! Gir dedim sana. Macide içeri İmdat! Gir. İmdat! Macide. Hayır Kazım, hayır bırak beni. Macide. Abi.
öldürecek misin küçük kardeşim? Buyur. Vursa mı? Bizim hikayenin Kabil'i hep sendin de, Kabil'i hep Ahmet sanırdım. Benmişim meğer. Yaklaşma dedim sana. Vursana Cihangir. Yaklaşma. Ha. Anladım. Yapmadan önce kinini kusmak istiyorsun. Çünkü ölülerle restleşilmez değil mi? Tamam. Rahatla. Bu sefer olduk sanmıştım biliyor musun? O yüzden de abi kardeşler gibi. Birbirinin arkasını kollayan falan filan. Ama sen beni Ahmet'le aynı kefeye koydun be. Bana aptal muamelesi yaptın. Niye ya? Niye? Niye? Ben seni kardeşittim. Kanından, canından seni seven tek kişiydim. Bu kazı hak etmedim ben. Her şeyimi, şirketimi, yalanla, dolanla elimden almaya çalışırken de ben senin abin miydim Cihangir, ha? Herkes temiz, herkes iyi. Bir tek Kazım kötü, öyle mi? Vay be! Mağdura yatma. Yapıp yapıp kendini temize çekemezsin, yeter. Bence de yeter Cihangir. Yeter. Vursana. Vur! Sen de kurtul, ben de kurtulayım. Hatta Macide de kurtulsun. Vursana Cihangir. Kazım. Kazım. Kazım lütfen yapma. Lütfen yapma artık. Bak, bak bugün olmasa yarın illaki biri gelecek beni kurtaracak, tamam mı? Zorluk çıkarma lütfen. Kimse zarar görmesin, peşime düşme lütfen. Hayır Macide. Hayır, gir içeri. Macide arabaya geç. Hayır. Macide arabaya geç. Kalkma Macide. Macide, bin arabaya. Hayır! Macide hayır! Hayır! Sakın. Buraya kadarmış. Game over Kazım Işık. Bas, 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 bas. Arkana bakma, arkana bakma, arkana bakma. Bas, 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 bas. Nejat, bas, bas, bas. Bir yol var. Oradan gir. O ses neydi? Kazım!
Kazım! Kazım! Kazım! Kazım! Kazım, ne olur bırakma kendini! Kazım! 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 Kazım, ne olur bırakma kendini! Cihangir! Cihangir ölüyor! Cihangir ölüyor! Kazım! Thank you.